Ne şereftir bir gün güzel insanların dilinde Yad-ı Cemil'e kavuşmak. Bir gün Mevla dostlarınca Yad-ı Cemil ile anılmak ne şereftir. Ne güzeldir bir gün meleklerin tesbihatına Yad-ı Cemil ile karışmak. Gül Nebi'nin mukaddes halkasına kabul edilen bir Yad-ı Cemil olmak ne güzeldir. Ve ne saadet cennetin sahibi tarafından şöyle bir Yad-ı Cemil ile davet almak. Ey huzura kavuşmuş ruh! Hoşnut olmuş ve hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön, kullarımın arasına karış ve cennetime gir. Evet, Cenab-ı Hak bu hesapsız olarak cennete gitmeyi bizlere nasip etsin. İstemek bizim tarafımızdan, kabul etmek Rabbimizin ihsanı, ikramıdır, onun fazlındandır. Cennet bizim hak ettiğimiz bir şey değildir. Evet, dedi ki asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahi iltica edip feryat etmek gerektir. Asıl musibetin ne olduğu ile ilgili yine yeni açan arkadaşlarımıza söyleyelim. Önceki programlarımız web sayfamızdan ulaşılabilir. Orada izah etmeye gayret göstermişiz. İkinci husus, bugün işleyeceğimiz konu, fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değillerdir. Dini olmayan musibetler nedir? Yani dünyevi musibetler, maddi musibetler, hastalıklar, belalar, sıkıntılar, kederler, borçlar, bir başkasının haksızlığı, bir başkasına bir noktada onun zulmüne maruz kalmak bir anlamda bunlar asıl musibet değillerdir. Belki bunun birkaç rahmet, hikmet ciheti vardır. İşte bu sebeple dini olmayan musibet, yani dünyevi musibet, yani maddi musibet mümin için bir hayır olduğuna dair çok hadislerde rivayetler var ve ayet-i kerimelerin birçoğunda sarahaten açıkça zikredilmiştir. Demin de o ayet-i kerimeye girdik Bakara suresinden. Yani اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ. Yani o müminler ki kendilerine bir musibet isabet ettiğine biz Allah'a aidiz, Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz derler. Demek ki o musibetin gelmesi kişiyi dergah-ı ilahiyeye, Allah'ın dergahına avdet ettiriyorsa, oraya götürüyorsa, bu musibet, bu gelen musibet kişinin zararına denilmez. Bir şartla ki o dünyevi musibet dini musibete dönüşmesin. Demek dünyevi musibetler müminlerin hayrına, iyiliğine, faydasına olmakla beraber eğer dünyevi musibet dini musibete, yani manevi musibete dönüşme ihtimali varsa onun ortadan kalkması için Rabbi Rahim'in dergahına iltica etmek icap ediyor. Bunun için yok, eğer böyle bir ihtimal yoksa bile Cenab-ı Hak dua edin dediği için biz dua ediyoruz. Yani musibeti veren de odur. Gelen musibetten ötürü Allah'a sığınmayı emreden de odur. İstiazeyi emreden de odur. O emrettiği için biz istiaze ediyoruz. O emrettiği için biz Allah'a iltica ediyoruz. İşte bu sebeple dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değillerdir. Peki nedir bu dini olmayan musibetler? Evvela dini musibeti öğrendikten sonra dini olmayan musibeti çözmek daha kolaydır. Bunun için dini musibeti başta söyledik. Dini musibet, yani manevi musibet, İnsanı helakete götürür. Dini musibette cemal içinde celal vardır. Dünyevi musibette celal içinde cemal vardır. Dini musibette insanın nefsi emmaresine ve günahlara bir meyil vardır. Ona meyyaldir. Dünyevi musibette zahiren görünüşte bir sıkıntı, bir keder, bir dert vardır. Ama hakikatte Halık eğer anlayabilse,
Halık alemi merhameti celbedecek bir önemli husus vardır. Onun için dünyevi musibette şöyle bir misal verilir ki Bediüzzaman Hazretleri'nin Lemalar isimli eserinin ikinci lemasında 5. nüktesinde şöyle bir misal verilir ki nasıl ki çoban başkasının tarlasına giren bir koyunu ona taş atarak o taşla ister ki o taşı alan koyun bakar ki taştan anlar ki zararlı bir işten kurtarmak için o koyuna bir ihtardır, bir ikazdır, memnunane bir şekilde dönerler. Yani öyle de devam edelim. Öyle de yani nasıl ki başkasının tarlasına giren bir koyunu ikaz eden bir çoban, bir koyun o ikazdan anlar ki haddini aşmış, sınırı geçmiş bir şekilde diyorsa ve neticede ondan vazgeçip çobanın onu otlatmak istediği yere geliyorsa bu koyun mesajı almıştır demektir. İşte aynen bunun gibi öyle de zahiri musibetler var ki çok zahiri, çok görünüşte olan musibetler, insana isabet eden hastalıklar, problemler, kederler, yokluklar, yoksulluklar, fakirlikler var ki ilahi birer ihtar, beşeri olan aczini ve zaafını bildirmek için bir nevi huzur vermektir. Demek ilahi birer ihtardır, birer ikazdır ve bir kısmı kefaret-i zunuptur. Demek bir kısmı, bu musibetlerin bir kısmı, bakın ilahi birer ikaz diyor. Bir ihtar, ihtardır, ikazdır, kefaret-i zunuptur, huzur vermek içindir, iltifat-ı Rabbani'dir. Bu tek tek bu kavramları açalım. Demek dünyevi musibetler, demek maddi musibetler, demek dini olmayan musibetler, müminin iman etmek kaydıyla, mümin için mutlak surette hayırdır. En birinci hayrı evvela koyun misalinde olduğu gibi, haddini aşmış bir mümine, Cenab-ı Hakk'ın canibinden, kader-i ezeli, kader canibinden gelen bir taş, onu yola çevirme ihtimali yüksektir ki o bir ihtardır. İlahi bir ihtardır tabiri caizse. Yine bu dünyevi musibet ilahi bir ikazdır. Bu dünyevi musibet mümin için kefaret-ü zünüptür. Günahların affedilmesi için o bir sebep, bir vesile ile bir şefaatçi olmuş oluyor. Yine bu dünyevi musibet kefaret-ü zünüp olduğu gibi bir huzur vermek içindir. Yani huzuru ilahiye tabiri caizse huzurdan kaçan insanı tekrar huzura getirmek için bir sebeptir o dünyevi musibet. Çünkü zaten Cenab-ı Hak sevdiği kulunu huzuruna çeker. Teşbihte hata olmasın, bir makam sahibi makamına gelen insanları seviyorsa onlarla görüşür. Ya da onlarla görüşme hususunda bir lezzet, manevi ya da maddi lezzet alacaksa onlarla görüşür. Halık-ı alem mümini sevdiği için, o da gafletiyle huzur-u Rabbani'den kaçtığı için bir musibet vererek o musibet esnasında yapmış olduğu içten samimi, halis, riyasız duasını işitmek istediği için Allah-u Alem bu sebeple musibeti vererek o musibet esnasındaki inleyişini, musibet esnasındaki duasını musibete maruz kalmış bir insanın halisane, safi, riyasız olarak gözyaşlarıyla olan o ilticasını, o talebini işitmek istiyor. Tabiri caizse böyle bir tercihten, böyle bir iradeyi yerine getirdiği için, böyle bir iradeyi tercih ettiği için Halık-ı Alemin huzuruna huzur bulmak için huzura giren bir müminin huzurdan kaçmaması için huzurla huzurda durması icap ediyor. İşte bu maddi musibet böyle bir nimeti de beraberinde getiriyor. Yine bununla beraber
bu maddi musibetler, bu hastalıklar, bu yokluklar, bu sıkıntılar bir anlamda gafleti dağıtıyor. Beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Huzur-u ilahiyeye çekmektir o insanı. Yine musibetin isabet eden o derdin, o kederin hastalık olan nevi, hastalık olan kısmı ise daha önce ifade ettiğimiz gibi bu kısım musibet değil, belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tathirdir, temizlemektir. Demek ki bu noktada hastalık başta olmak üzere dünyevi musibetlerin hemen hemen hepsi mümin için bir hayırdır. En büyük dünyevi musibet nedir diye düşündüğümüzde dünyevi musibet en büyük nedir? Şöyle bir merak edelim. En büyük dünyevi musibet nedir? En büyük dini musibet nedir? Onu da merak edelim. Dini musibet diyoruz, dünyevi musibet diyoruz. Yani bu bizim için bir sual olmuş olsun ve bunu inşallah Twitter'da cevaplandırmış olalım. İzleyeceğimiz de merakını celp etmiş olalım. Mutlaka bilenler bilir ama biz kendi Twitter hesabımızdan onun cevabını vereceğiz. Demek ki en büyük dünyevi musibete varıncaya kadar ki bütün dünyevi musibetlerin hepsi burada geçtiği şekilde söylüyorum. Birincisi ya bir ilahi ihtardır. İhtar ilahidir. İkincisi bir ya ikincisi kefaret-i zünüptür. Günahını affettirir. Üçüncüsü huzur vermek içindir. Huzura çekmek içindir. Dördüncüsü iltifat-ı Rabbani'dir. Beşincisi ilahi bir ikazdır. Altıncısı burada geçtiği şekilde bir tathirdir, temizlemektir. Bir yedincisi başka eserin başka yerinde geçiyor. Bir terbiye-i nüfustur. Başka bir yerde sekizincisi tezyid-i derecattır. Yani nefis terbiyesi ile derecenin yükseltilmesi. Demek aynı musibete maruz kalan her insanın farklı şekilde işi görülmüş oluyor. Bir depreme maruz kalan 10 kişiyi düşünelim ya da 20 kişiyi düşünelim. Hepsinin bu saydığım 8 cihetle farklı bir nimete mazhar olmuş oluyor. Ehli iman olmak kaydıyla söylüyorum. Ehli imanın, müminlerin bu cihette dünyevi musibetlerde musibetin sahibine yani o musibeti gönderen zata itiraz etmemek, ondan şekva etmemek kaydıyla 8 cihetle ehli imana bir rahmettir bu musibetler. Onun için böyle bir musibet geldiğinde hemen Bakara suresi 155. 156. 157. ayette müracaat ediyoruz. Böyle bir musibet geldiğinde hemen Bakara suresindeki bu ayeti hatırlamış olalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Evet işte bu sebeple tekrar hatırlatalım. Dünyevi en büyük musibet nedir? Dini en büyük musibet nedir? Onu Twitter hesabımızdan açıklayacağız inşallah. Sevgili dostlar, bu noktada şunu hemen söylemekte fayda var. Dini ve dünyevi musibetin kesin çizgileri aslında var. Ama bu sebeple
dünyevi musibet geldi. Madem bu kadar hayırdır, müminlerin faydasındadır. 8 cihetle risalelerde ifade ediliyor ki bu Kur'an'ın manevi işaret tefsiri olan bu eserde izah ediliyor ki bu musibetler müminin faydasındadır. Peki hiç dua etmeyecek miyiz? Elbette ki bu noktada Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, size cevap vereyim. Ya da şeytandan sana bir dürtü geldiğinde, vesvese geldiğinde festeiz billah, hemen Allah'a sığın. Demek Allah'a sığınmak ve Allah'tan istemek gene Rabbimizin emridir. Biz Rabbimiz böyle emrettiği için dua ediyoruz. O dua edin dediği için dua ediyoruz. İşte bu dua edişimiz, neden böyle dua ediyoruz? Çünkü o öyle emretmiş. Allah emrettiği için dua ediyoruz. Peki dünyevi musibetler başımıza geldiğinde madem bu kadar müminin hayrınadır, dua etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Yani hastalığı gönderen de odur, hastalıktan sonra şifayı gönderen de odur. Şifa talebinde bulunurken, şifa bir fiildir. Bu fiilin, bu eylemin gerçekleşmesi hususunda Rabbimizin dergahına el açarken ya da maddi anlamda fiili duaya müracaat ederken, bir hekime giderken, bir ilaç kullanırken, işte bu bizim faydamıza, hayrımıza olan dünyevi musibetin, maddi musibetin kalkması hususuna ters bir durum değil mi? El cevap değildir. Çünkü zaten Peygamberimizin de emridir. Hastalarınızı hekimle ve Kur'an'la tedavi ediniz. Çünkü tabi bir hazlık olan, yani ehli imanın Kur'an'la beraber maddi anlamda, tekvini anlamda, tekvini şeriata, yani ilaç tekvini bir şeriattır. İlaçlar, hekimler, eczaneler tekvini birer şeriatın numunesidir. Bunlara müracaat etmek de gene dinimizin emridir. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimizin vasıtasıyla emridir. Dolayısıyla biz hastalandığımızda elbette ki o hastalık bir kusurumuzdan ötürü başımıza gelmiştir. Çünkü başımıza ne gelirse gelsin mutlaka kendi ellerimizle kazandığımızdan geliyordur. Çünkü yine iman ettiğimiz bir ayet-i kerime, bütün ayet-i kerimede iman ediyoruz da, iman ettiklerimizden biri de şudur, yani kitaplara iman bir şartı budur ki, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَدِ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana her ne hasene isabet ederse bu Allah'tandır. Sana her ne seyyiye, kötülük isabet ederse bu da nefsinin kusuru sebebidir. Dolayısıyla nefsimizin kusurundan ötürü başımıza gelen bu musibetler karşısında alacağımız tavır da bizi bir anlamda bütün kainatla olan irtibatımızı, bağımızı ele vermiş olur. Yani biz kainattaki bu tekvini alemdeki sebepler dairesindeki bu noktada ilaca ve hekime müracaat ederken bu musibeti, bu isabet eden musibeti, bu hastalığı, bu derdi, bu kederi, bu fakirliği, bu yoksulluğu, bu birisinin bize zulmetmesini, hatta birisinin bize iftira etmesini, bütün bunların kendi yanlışlarımızdan ötürü, hatalarımızdan ötürü biz bunu kazandık, ona kesbettik. Bunun için dergah-ı ilahi iltica ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Peki edeceğiz ama nasıl edeceğiz? Hani bizim faydamızaydı, yararımızaydı, bizim için iyilikti musibetler. Evet doğrudur, bizim için iyilik faydadır. Fakat biz beşeriz, zayıfız, çaresiziz, kaldırma gücümüz yok. Kaldıramadığımız için bu hastalıkları, bu musibetleri ve Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin güzelliğini görmek istediğimiz için, şifa fiilindeki o güzelliği görmek istediğimiz için, Şafi hakiki olan o sıfatın en mükemmelinde onu görmek istediğimiz için, Cenab-ı Hak yaratmış olduğu eser olan hastalıktaki şifa fiilini göstermek, Şafi ismini tecelli ettirmek, Şafi hakiki sıfatını görmek ve o Şafi hakikinin tecellisine ötürü şuunata ait lezzet-i ruhaniyesinden, tabiri caizse hoşuna gitmesinden ötürü bu şifa fiilini görmek, Şafi ismini tanımak istediğimizden ötürü hastalıklarımızdan, musibetlerimizden, fakirliklerimizden, yoksulluklarımızdan, derdimizden, kederimizden kurtulmak istiyoruz.
Çünkü gerçekten şifa, gerçekten şifa, yani fiil, şifa fiili hastalık eserinden daha güzeldir. İşte bu sebeple bizim her hadise karşısında söylediğimiz gibi, yani başımıza gelen her hadise karşısında Sûre-i Bakara'ya müracaat ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ. Bu söylediğim son اِنَّا لِلّٰهِ, arkadaşlarımız Latin harfleri de yazabilirler. Yani Allah'a sığınalım yazdığımız için, ama ezberlemek anlamında önemlidir. Başımıza hangi musibet gelirse gelsin, bu ayetteki bu ifadeyi söylemek Kur'an'ın emridir, Cenab-ı Hakk'ın emridir. Bunu söylemek, yani emirdeyken bir anlamda müminlere nasihattır ve o müminleri göstermiş oluyor. Onun için inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek lazım. Yani ayakkabımızın bağı dahi kopsa, hafif bir yere dahi çarpsak, kötü bir haber de alsak ya da işte sevdiğimiz bir şey elimizden düştü, kırıldı, onu da kaybetsek ya da arabayla bir yere çarptık, birisi bize çarptı. Yani her neyse, her isabet eden musibet karşısında inna lillah ve inna ileyhi raciun demek sünnet-i nebeviyedendir. Peygamberimizin uygulamasında vardır. Bir ahlak-ı nebevidir ve çok da faydası ve sevabı vardır. Onun için bu noktadan hareketle bizim musibete karşıdaki tavrımız budur. Bu sebeple peki dedik ya, musibet müminin hayrınadır. Peki dua etmeyecek miyiz? Yani biz bu hastalıktan, bu dertten, bu kederden, bu borçtan, bu tasadan, bu birisinin bize olan zulmünden ya da bu iftiradan kurtulmak için dua etmeyecek miyiz? Eğer hakikaten Cenab-ı Hak sevdiği kuluna musibet veriyorsa, o zaman dua ettiğimizde bu sevgiden çıkacak mıyız? Haşa gibi insanın aklına gelebilecek soruları ve sizin sosyal medyadan göndereceğiniz sorulara da inşallah programımızın 3. bölümünde bir az kısa cevap verdikten sonra münacatla inşallah bitirmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dostum, benden ömrü soruyorsun. İki feryat arasında bir yağıttır. Senin için Yağdı Cemil kazanmaktır.